belki 1970'lerde, 65'lerde başlayan bir hareket, bir maksat, bir hedef uğruna işte birisi bir yola düşüyor veya düşürülüyor. Düşüyor denmez buna. Düşürülüyor. Birisiyle bir proje tertip ediliyor. Bu projenin amacı ne? Bu projenin amacı dini bozmak, İslam'ı bozmak, İslam'ı farklı bir noktaya getirmek. Bu projenin amacı Orta Doğu'yu farklı bir çizgiye taşımak. Bu projenin amacı Türkiye Devleti'ni üçe beşe bölmek. Ne zaman hatırlıyor bunun şeyi? Ya 1970'lere kadar gidebiliyorsun. Yani 45 sene üzerinde bir proje yürütülüyor. Ve bu projenin başındaki olan kişi işte 40 sene sonra bunun adımını en büyük oranında atıyor bu ülkeyi işgal hareketi. 15 Temmuz işgal hareketi atıyor ve bunu kaybediyor. Kaybediyor ve şimdi de hesap verme günü geliyor. Yani dünyaya veda ediyor. Dünyada hesabını vermedi. Bu dünyada onun hesabı sorulamadı. Nereye kaldı? Ahirete kaldı. Zaten dünyada o hesabı vermesi de zor. Yani insan dünyada bir defa ölür Bir defa acı çeker hesabı veya ömrü varsa yatar birkaç sene onunla çıkacak bir şey değil bu yani bu çok e, ahirette bunun hesabı kolay olmayacak bir hesap dediğiniz gibi bu artık ne başladı ahirette hesabı başladı oraya gitti ama bu bitti mi Hayır bitmedi? bizim dışişleri bakanımız güzel bir söz söyledi. Yani FETÖ öldü ama FETÖ'yle mücadele bitmedi. Bitmeyecek de. Yani bu tip mücadeleler bitmez. Hani ne demişler? Haberler ululardan olunur. Her firavuna bir Musa bulunur. Yani her devirde bir FETÖ çıkar, bir firavun çıkar, bir Nemrut çıkar. Ama karşısında da bir Musa çıkar, bir İsa çıkar, İbrahim Aleyhisselam çıkar. Yani her firavuna bir Musa bulunur. Bu dünyanın gidişatı böyledir, yolu böyledir. Önemli olan insanın nerede durduğudur, nerede olduğudur. İşte birisi İslam, İslamiyet'i bozmak için çalışıyor. Birisi vatanını yok etmek için uğraşıyor. Vatanını bölüp parçalamak için uğraşıyor. Birisi batının uşağı olarak hareket ediyor. Maşası olarak hareket ediyor. Bu ülkede şu kadar insanın ölümüne sebep oluyor. Binlerce insanın yaralanmasına sebep oluyor. Nice insanın dinini belki imansızlığa sevk ediyor. En kötüsü de bu. Yani insanın ölümü bir defa olur. Bir şekilde ölür. Yani şimdi insanın babası, dedesi vefat ediyor. Ağlıyorsun, sızlıyorsun. Peki o anda açıldı. Bulutlar açıldı, sisler açıldı. Ve sen baban orada... Makamını gördün ki cennet bahçelerinden bir bahçe. Abi ağlar mısın daha ya? Gece gündüz ya el açar dua edersin. Ya Rabbi dedem gibi, ninem gibi, babam gibi. Bana da böyle bir e, ölüm nasip et. Bana da böyle bir ölüm nasip et. Ya bir de bakıyorsun birisi cehennem çukurlarından bir çukurda. İşte önemli olan bu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hangi saftasın? Kimin safındasın? Kimin yerindesin? Dünyada bunları hani bazen işte hesabını verdi veremezsin. Dünyadaki hesap kolay hesaptır, basit hesaptır. Ya o imanı kurtaramadıysan o çok tehlikeli. Hani bir Müslüman için, bir Müslüman için işte cezasını dünyada çekebilir. Ahirete kalmasın derler. Şeriatın kestiği parmak acımaz derler. Ama İslam'ı yıkmak üzere çalışan bir adamın, İslam'ı yok etmek, İslam'ı bozmak, İslam'ı değiştirmek, vatanını mahvetmek, yok etmek için çalışan bir insanı düşündüğümüzde onun cezası dünyada bitmez. Dünyada bitmez. Hangi şeyi çekerse çeksin dünyada olmaz. Dünyada müebbet veriyorlar değil mi ceza? Bin yıl sürse de hapiste yatacak misal. Ama on sene sonra ölüyor. Oysa bin yıldı ömrü olsa 5 bin yıldı. Demek ki çok uzun bir cezaydı ona. Ömrü olsa çok uzun bir cezaydı müebbet. Ama bitti. 3 sene sonra vefat etti. 2 sene sonra ya da ertesi gün kalp krizinden gitti. E nerede çekti cezayı? Çekti mi oldu şimdi? Bunun dünyada yok. Yani onun cezası yok dünyada. Ahirette başlar. Şimdi başlar hesabı. Onun için işte 40 senelik bir bunun için İslam'ı bozmak, vatanı milleti yok etmek üzerine kurulu bir hayat son buldu. İnsanlar ne dedi? Hep lanet okudular. Ya bir insanın arkasından, iyi insanların arkasından güzel sözler söylenir. İyi sözler söylenir. Şer sahibi insanlardan arkasına ne derler? Toprağı bol olsun, ateşi bol olsun, lanet olsun şunu. E bakıyorsun bir millet lanet okuyor. Bir millet lanet okuyor insanın gittiği yer biraz buradan belli olur yani